İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde, hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Dörtgenler konusunu işleyeceğiz bugün beraber. Hadi bakalım, içerikte neler varmış? Konumuzun içerisinde önce dörtgen tanımını, ardından dörtgende açıları ve son olarak dörtgende uzunluklara bakarak konumuzu kapatacağız. Bakalım bu konunun kullanım alanları ve faydaları, ayrıyetten bu dersin ödevleri nelermiş? Hadi inceleyelim. Kullanım alanları ve faydaları çokgenlerde olduğu gibi epey uzun. Haydi bakalım. Mimarlık ve inşaat alanlarında dörtgenler binaların temel düzenlemesinde ve yapısal tasarımlarında kullanılır. Duvarların, kapıların, pencere aralıklarının ve diğer yapı elemanlarının düzenlenmesinde dörtgenlerde geometrik özellikleri kullanılır ve bu kullanım malum önemlidir. Mühendislik alanında ise dörtgenler mühendislik projelerinde ölçüm ve planlama için kullanılır. Örneğin yol düzenlemelerinde, köprülerin tasarımlarında, elektrik direklerinin planlamasında bile dörtgenlerin geometrik özellikleri değerlidir. Mobilya tasarımı yapılırken dörtgenler mobilya tasarımlarında parçaların düzenlenmesi, bunların boyutlandırılması, hatta bazı mobilyaların malum iç içe geçmelerinin bir şekilde bizim tarafımızdan yapılmasının sağlanabilmesi açısından bu dörtgenler son derece önemlidir. Dolaplar, masalar, sandalyeler gibi mobilyalarda dörtgenlerin düzenlenmesi önemli. Tarım ve bahçecilik alanında ise tarım alanlarının ve bahçelerin düzenlenmesi, tarlaların bölünmesi ve sulama sistemlerinin planlanması için dörtgenlerin geometrik özellikleri kullanılmaktadır. Bunlar sadece dörtgenlerin kullanım alanlarının bazılarının örnekleri. Düşün yani, sayfa bitmiş, sayfa bitmese daha devam edeceğiz. Son derece önemli. Gelelim ödevlerimize. 0'dan 10'a matematiği kullanıyorsunuz arkadaşlar. 228'den 239'a kadar sorumlusunuz. Dinamo matematikte ise sayfa 269'dan 278'e kadar sorumlusunuz diyerek konuya geçiş yapıyorum. Dörtgenlerimiz diyor ki herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı ardışık olarak birleştiren doğru parçalının oluşturduğu kapalı şekle dörtgendir. Demek ki herhangi üçünün doğrusal olmayan dört tane nokta seçip bu noktaları birleştirdiğimizde arkadaşlar dörtgen elde ediyoruz. İki tip dörtgenimiz var. Bunlardan bir tanesi dış bükey dörtgen ya da başka bir deyişle konvex dörtgenler. Diğeri ise iç bükey dörtgen, konkav. Böyle bir vurmuşsun içe göçmüş. Dolayısıyla iç bükey anlamını belki buradan hatırlayabilirsin diyoruz. Dörtgende açı kavramımıza bakalım. Bir dörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bir dörtgenin dış açılarının toplamının ölçüleri de 360 derecedir. Bunu çokgenlerden hatırlarsın. Çokgenlerde biliyorsun iç açılarının toplamı n-2 çarpı 180 kuralıyla bulunuyordu. Elimizde dörtgen var. N yerine 4 yazdığında 4-2, 2 çarpı 180'den 360 gelecektir. Dış açıları da yine çokgenden hatırlarsın. Tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 dereceydi. Dörtgende bir çokgen olduğundan dolayı dolayısıyla dış açıların toplamları 360 derece olacaktır. Isınma turuyla başlıyoruz. ABCD dörtgeninde EAB noktaları doğrusal denilmiş, bazı açılar verilmiş ve x açısı istenmiş. Hemen dönüyorum. İç açıyla dış açının toplamı biliyorsun 180 derece. 65'e karşılık burasının alması gereken değeri 115 derece olacaktır 180'den 65 çıkarttığımda. Şimdi bakıyorum. 75 iç açı, 60 iç açı, x iç açı, 115 iç açı, bu iç açıların toplamları 360 derece olmalı. Bu durumda 115 artı 75 artı 60'ı gelin toplayalım. 5, 5, 10. Elde 1 var. Verdim 2. 9, 15. 5'i. Dolayısıyla 1'i de buraya verdiğimde oldu bize 250 derece x'i bulabilmek için 360'dan 250'yi çıkartıyorum. Geriye kalan 110 derece benim neyim olacaktır sevgili dostum? X iç açısı olacaktır diyoruz. Sıradaki sorumuz ABCD dörtgeninde AD ile DC dik kesişmişler diyor. Zaten buraya 90 derecemizi yazmışız. Sonrasında DAB açısı 60, AB, AD, DC birbirlerine eşit verilmiş. Şimdi bak dörtgen içerisinde bir 60 derece verilmiş, bazı kenar uzunluklar birbirlerine eşitse mutlaka şu hareketi yapmalısın güzel kardeşim. B ile D'yi birleştiriyorum. B ile D'yi birleştirdiğimde ADB üçgene bakarsanız tepe açısı 60 olan ikizkenar bir üçgenle karşı karşıyayız. Bu durumda 180'den 60'ı çıkartıp 120 bulup iki parçaya ayırdığımda
Buradaki ölçüleri de ne bulmuş olacağım? 60, 60. Bütün açılar 60 oldu. O zaman bu özel bir üçgen, yani eşkenar üçgen. Dolayısıyla burası da eşit olacaktır. D açısının tamamı 90 olduğundan dolayı buraya da ne kadar kaldı? 30. Bakın burada eşkenar üçgenin eşitliğini yazdıktan sonra DBC üçgeni gizli bir ikizkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla bu açıyla bu açı birbirlerine eşit. Yine aynı yöntemle yapalım. Tepe açımız DBC üçgeninde 30 derece. 180'den 30'u çıkarttığımda 150, iki parçaya ayırdığımda buradaki açılar 75-75 gelecektir. Bizden istenen x 60 ile 75'in toplamıdır. Dolayısıyla karşılığı buradan 135 derece gelecektir. Ekstra bir bilgimiz var. Dörtgende açılarda senin işini kolaylaştırabilecek iki tane mükemmel özelliğimiz var. Dörtgenin komşu iki açısının açıortayları çizilmiş. Açıortayların arasında kalan açıya alfa denmişse, alfa kullanılmayan yani açıortayları çizilmeyen açıların toplamının yarısıdır. Karşılıklı açılardan açıortay çizilmiş, bu açıortayların arasında kalan açı alfa ise yine karşılıklı bakın kullanılmayan açıların farkının mutlak değerinin yarısı da buradaki alfayı verecektir. Neden mutlak değer? Çünkü biz A açısının büyük, C açısının büyük bilmiyoruz. Ama sonra da bunu bileceğiz. Dolayısıyla büyükten küçüğü çıkarttığınızda mutlak değeri kullanmana çok da gerek kalmayacak. Komşu iki tane açının açıortayları arasında kalınca kullanmadıklarını topla ikiye böl. Karşılıklı iki açının açıortayları arasında kalan küçük açı kullanmadığın açıların farkının yarısına eşit. Dolayısıyla bu kuralları kullanman gerekecek. Sorumuzda ABCD dörtgenine DF noktaları doğrusal DEB açıortay denmiş, BAD 120'ymiş, BCD 80'miş. X diyor kaçtır? Şimdi bak güzel kardeşim. Biz az önceki kurallardan ikincisi bu. Karşılıklı açıortaylardan çizilen şu kırmızıya boyadığım dar açının nasıl bulunacağını biliyoruz. Oraya Y diyelim ve Y eşittir. Kullanmadığımız yani açıortaylarını çizmediğimiz 120'den 80'i çıkartıp 2'ye bölüyorum. Bak kimin büyük olduğunu bildiğim için mutlak değer kullanmadım. 120'den 80'i çıkarttım. 40, 40'ı 2'ye böldüğümde oradaki küçük minik açımızın karşılığı 20 derece geldi. Burası 20 ise x ile y'nin toplamı da 180 olduğundan dolayı 180'den 20'yi çıkarttığımda aradığım x açısının ölçüsü de 160 derece gelecektir. Sorumuzda ABCD dörtgeninde AE, BE, CF, DF hepsi açıortaymış arkadaşlar. AEB 110 derece olduğuna göre DFC x kaç derecedir denmiş. Şimdi bakın A'dan ve B'den açıortaylar çizilmiş ve bu açıortayların arasında kalan açının 110 olduğu söyleniyorsa kullanmadığımız diyemeyeceğim. Bu sefer kullanılmış ama A ve B'nin arasındaki bilindiği için diğer açılara bakacağım. MC ile MD'nin toplamının yarısı 110 dereceye eşit olmalı. İçler dışlar yaptığımda MC ile MD'nin toplamı arkadaşlar 220. Şimdi bak bu açıortay olduğuna göre şurası X demeyelim, A diyelim. Oradaki X'e karışmasın. Buraya da B diyelim. 2A ve 2B'nin toplamı burası. 2B artı 2A'nın karşılığı 220'ymiş. Her tarafı bölersem 2'ye B artı A'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 110. Şimdi boyayacağım üçgene dikkat. Şu üçgene baktığımızda bu sarı üçgende. Burası A, burası B, şurası da X. O halde üçgenin iç açılar toplamının 180 derece eşit olmasından kaynaklı A artı B'nin de 110 olduğunu bildiğime göre X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 70 derece gelecektir diyoruz. Dolayısıyla bu sayfadan önceki sayfada verdiğimiz iki kuralın ikisinin de nasıl kullanılacağını gösterdik. Lütfen onlarla alakalı mevzu karşılaştığında bak açıortaylar çizilmiş. O zaman kullanmadığım açıları toplayıp ikiye bölmeyeyim. Bak karşıdan çizilmiş küçük açı kalmış. Onların da kullanmadıkları farkının yarısını almam lazım diyebilmek. Geldik dörtgende uzunluk kısmına. Konveks veya konkav bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa karşılıklı kenar uzunlukların karelerin toplamları birbirine eşittir. İki tane şeklimiz var bununla alakalı gördüğümüz gibi. Bir tanesi üçgen. Üçgenden böyle bir yükseklik çizilmiş. Dikmenin üzerine şu uzunluklar bağlanmış arkadaşlar. Bu durumda AD'nin karesi BC'nin karesiyle toplanacakmış. Şununla şu çaprazda kalanlar. AB'nin karesiyle DC'nin karesi. Şurası
karelerin toplamları birbirine eşit olacakmış. Bir de gel yan taraftakine bakalım. Burası mis gibi dörtgen. Dörtgenler gördüğün gibi köşegenleri dik kesişmiş. Çünkü bak bu önemli. Bu kuralı ne zaman kullanıyoruz? Köşegenler dik kesiştiğinde kullanıyoruz. AD'nin karesi ile BC'nin kareleri toplamı, yani karşılıklı kenarların kareleri toplamı, AB'nin karesi ile CD'nin karesinin toplamına eşittir. Bak çaprazdakiler arkadaşlar. Burada da çaprazdakiler, burada da karşılıklılar. Bunların karelerin toplamları birbirlerine eşit olacakmış. Ne zaman? Dik kesişme durumu söz konusu olduğunda. Sorumuz da tam da demin konuştuğumuz meseleye benzer bir durumla karşı karşıyayız. Dörtgenimiz gördüğün gibi köşegenleri çizilmiş ve köşegenler nasıl kesişmekte? Dik kesişmekte. O halde başlıyorum kuralı uygulamaya. 7'nin karesi artı 24'ün karesi, ne demiştik? Karşılıklı kenarların kareleri toplamı. Diğer karşılıklı kenarların karelerin toplamlarını işte. Yani 15'in karesi artı x'in karesi. 7'nin karesi 49. 24'ün karesi, 24'ün karesi neydi? 576'dır herhalde. 576. 15'in karesi 225 artı x kare. 49 da 576'yı bir toplayalım arkadaşlar. Ne kadar yapacak? Hemen bakalım. 576 artı 49. Burası 5. Şuraya verdim. 8. 4 ile topladım. 12. 625 yaptı. 625 eşittir 225 artı x kare. 225'i karşı tarafa atarsam buranın karşılığı 400 eşittir x kare olur. Neyin karesi 400? 20. Dolayısıyla karşılığı 20 olacaktır. Bir alternatif yoldan bahsedeyim. 7'nin karesi 24'ün karesi bana 7, 24, 25 üçgenini çağrıştırdı. Dolayısıyla burası da 25 üçgeni çağrıştırabilmesi için 15 bir şey 25 üçgeni olmalı. 3, 4, 5'in katlarından x'i bu şekilde 20'de bulabilirsiniz. Sorumuz bu sefer üçgen üzerinden o dik kesişme ile alakalı mevzu üzerinden gelmiş. O halde 12 ile kimin karesini topluyorduk? X'in, çaprazdakilerin. 10'un karesiyle de kimi topluyorduk? 8'i. Çaprazdakilerin bakın. Çaprazdakiler, çaprazdakiler. 12'nin karesi 144 artı x kare. 10'un karesi 100. 8'in karesi 64. Oldu burası 164. 144'ü karşı tarafa atıp 164'ten çıkartırsan x karenin karşılığı 20 olur. X'in karşılığı da buradan ne gelecektir? Kök 20. Kök 20 dediğim sayı 4 çarpı 5 olarak düşünürsem 4'ü dışarı aldığımda karşılığı buradan 2 kök 5 gelecektir diyoruz. Bak. Dik kesişme ile alakalı iki şekil vermiş. İkisinin üzerine de sorularımızı çözdük. Lütfen unutma. Dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların karelerinin toplamları birbirine eşit olacak. Bu soruda olduğu gibi üçgen verilmişse bu sefer de çaprazdakilerin karelerinin toplamları birbirine eşit olacak. Geometri kısmında kural bilgisi son derece önemlidir. Bu kuralı bilirsen tık diye yapıştırırsın. Onun için lütfen unutma. Sorumuz da yine dik kesişen köşegenleri olan bir dörtgenimiz var. Fakat bu sefer azıcık üçgen bilgisine de ihtiyacımız var. Bakın şu DEC üçgeninde 90 dereceden hipotenüse doğru bir kenarortay çizilmiş. O zaman muhteşem üçlüyü hatırlayıp buralara 5-5 yazmanız lazım. Aynı durum AEB dik üçgeninde de var. Bakın 90 dereceden hipotenüse doğru bir kenarortay çizilmiş. Yine muhteşem üçlüden burası 3-3 gelecektir. Geri kalan kısım yeni öğrendiğimiz kuraldan geçiyor. Köşegenler dik kesiştiğinden dolayı karşılıklı kenarların karelerini topluyorum. X kare artı 9'un karesi. Ve burası 10, 10'un karesi ile karşı taraftaki 3, 3'ten 6 gelecek. 6'nın karesine eşit olacaktır diyoruz. X kare artı 9'un karesinden 81, 10'un karesinden 100, 6'nın karesinden de 36 gelecek. Dolayısıyla buranın karşılığı 136. 81'i karşı tarafa atıyorum ve 136'dan çıkartıyorum. Bu durumda karşılığı ne geldi? 55. Peki x kare 55 ise x neye eşit? Kök 55. Kök 55 herhangi iki sayı şeklinde çarpımı şeklinde bir tarafını dışarıya ne yapamayacağımız sayılardan bir tanesi, çıkaramayacağımız sayılardan bir tanesi. Dolayısıyla x'imizin karşılığı kök 55 olacaktır. Ekstra bir bilgimiz geliyor. ABCD dörtgeninde ACBD köşegen. Evet görüyoruz böyle pembeyle çizilmiş AC ve BD'miz var. Sonra kenarların orta noktaları olan K, L, M ve N noktalarını birleştirip bir dörtgen elde etmiş. Bu dörtgenin çevresi arkadaşlar görüldüğü gibi köşegenlerinin toplamlarına eşittir. Bil bu kuralı.
Sorumuzda ABCD dörtgeninde ACBD köşegen KLMN bulundukları kenarların orta noktalarıdır demiş. Hemen aklıma bir önceki kural geliyor kardeşim. Ne yapacağız? Köşegenlerin toplamı çevre eşit olacak. Diyor ki KLMN dikdörtgen çevresi 63 olduğuna göre 5AC de 4BD'ye eşit olduğuna göre. O zaman AC'ye 4K diyelim, BD'ye de 5K diyelim. Sonra dönelim. AC'nin bu köşegen, BD'nin bu köşegen olduğunu biliyorsam 4K ile 5K'nın toplamı bu durumda o dörtgenin nesine eşittir? Çevresine. 9K'nın karşılığı 63 ise bu durumda K'nın karşılığı buradan 7 gelecektir. Bizden istenilen AC yani 4K'yı istiyor. O halde K yerine 7 yazdığımda 4 çarpı 7'den karşılığı 28 bulunacaktır. Sorumuz, bir dörtgenimiz var. Bazı açılarımız verilmiş, bazı uzunluklarımız verilmiş arkadaşlar ve bizden X isteniyor. Bu tarz sorularda dörtgeni üçgene benzetmek çok daha akıllıca olacaktır. Şunu şuradan uzattığımda arkadaşlar bakın A açısı 90, B açısı 45. O zaman ben buraya E dersem E açısının karşılığı da 45 bulacaktır. ECD dik üçgeninde burası da 45 olmalı. Çünkü burası da 45, 45, 90 üçgeni. 45'in karşısında 4 kök 2 varsa bu 45'in karşısında da tabii ki 4 kök 2. 45'in karşısındaki malum K ise 90'ın karşısındaki nasıl buluyordunuz? K kök 2 ile. O zaman 45'in karşısında 4 kök 2 varsa 90'ın karşısında 4 kök 2'nin, ay hocam ben bunları karıştırıyorum diyenlere gelsin, kök 2 katını alacağız. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 4 çarpı 2'den de karşılığı 8 olacak. Şimdi büyük üçgen dönüyorum. E, A, B üçgenine. Yine 45, 45, 90'lık bir üçgenim var. 45'in karşısında görüldüğü üzere 8 artı 5'ten 13 varsa burası 13'tür. 90'ın karşısındaki bunun kök 2 katı olacağından dolayı buranın karşılığı da 13 kök 2 olacaktır. 4 kök 2'si burada olduğuna göre 13 kök 2'den oradaki 4 kök 2'yi çıkarttığımda geriye kalan 9 kök 2 bizim için aradığımız x değeri olacaktır. Konumuz biterken önce sana dörtgenin tanımını yaptık. İç açılar toplamının 360, dış açılar toplamının 360 olduğu üzerine konuştuk. Biraz da dörtgenli açılar sorularına baktık. Ardından dörtgenli uzunluk da güzel kardeşim, çok kritik kurallara değindik. Lütfen kural geometride çok önemlidir. Kural bilgisi. Kural bilgisinin üzerine bol bol soru çözümü seyredersen bu işi koparırsın. Hadi bakalım sırada ne var? Ödüllü sorumuz. Ama önce bir önceki dersin ödüllü sorusunu çözelim. Sonra bu dersin ödüllü sorusunu seninle paylaşalım. Ödüllü sorumuz şekil 1'de verilen önü sarı, arkası mavi olan ABCD düzgün beşgeni biçimdeki kağıt AD doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında E noktası şekil 2'de görüldüğü gibi E üssü noktasıyla çakışmaktadır demiştik. X açısını istemiştik. Bu şeklin katlanmadan önceki halini bu şekil üzerinde gösterirsem arkadaşlar katlama esnasında oluşan buradaki açılar birbirlerine eşit olmak zorundadır. Bu bir beşgen olduğuna göre burasının karşılığı 108'dir. Buralarda malum düzgün çokgen, o halde şuradaki kenarlarda birbirine eşit. O halde buradaki açılar da eşit olmak zorunda. O zaman 108, 180'den çıkartılırsa 72, 2 parçaya ayırdığımda buranın karşılığı 36 olacak. Katlama esnasında bu buranın üstüne geleceğinden dolayı orası da 36. Peki A köşesinin tamamı ne kadardı? O da 108'di. 36 ile 36'yı topladığımda 72. 108'den 72'yi çıkarttığımda aradığım x'in karşılığını 36 bulmalıydık. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Ödüllü sorumuzda demişiz ki F, G ve H noktaları ABC dörtgenin bulundukları kenarların orta noktalarıdır. AC, BD'ye dikmiş. Köşegenler dik. AC uzunluğu yani köşegenlerden bir tanesi 12 cm. BD diğer köşegen de 16 cm. Buna göre FH uzunluğu size sorulmuş. Hadi bakalım. Cevapları yorumlara bekliyoruz. Geometride bol bol soru çözmek önemli. Lütfen ödevlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştir. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.